Öğretmenlerim tekrar merhabalar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bu videomuzda da aralıklı ve eşit oranlı ölçeklere bakıyoruz. Aslında sıfırda anlattığım şeyleri sizlere bir daha anlatacağım. Bir soruya baktığımızda eğer öğretmenlerim bağıl sıfır varsa, o zaman biz burada hangi ölçek vardır diyoruz? Eşit aralıklı ölçek vardır. Şöyle sileyim. Hah, güzelce olsun Özgürcüğüm. Göremiyoruz, kafamız karışıyor deme. Bağıl sıfır varsa eşit aralıklı ölçek. Peki mutlak sıfır varsa o zaman eşit oranlı ölçek olacaktır öğretmenlerim. Demek ki bu ikisini ayıran tek nokta sıfır noktasıdır. Gelin o zaman şunları sizlere bir hatırlatayım. Öğretmenlerim bir soruya baktığımızda eğer sıcaklığı santigrat derece ya da Fahrenheit ile ölçmek bağıl sıfırdı, hatırladık mı? Peki bunun dışında deniz seviyesine göre soru tiplerine dikkat edecektiniz. Deniz seviyesine göre soru tipleri neydi? Fit, rakım, yükseltiyi de hatırladınız mı? Üçüncüsü bir soruya baktığımızda bilgi, beceri, düzey, puan bildiren her şey eşit aralıklıydı, hatırladık mı? Peki öğretmenlerim bunun dışında saat ya da takvim bildirirse eşit aralıklıydı. Ve sonuncusu eksisi ve aşağısı varsa eşit aralıklı demiştik. Santigrat derece, Fahrenheit, fit, rakım, yükselti, bilgi, beceri, düzeyi, puan, saat, takvim, eksisi, aşağısı olan her şey aralıklıydı. Yani öğretmenlerin bağıl sıfır varsa aralıklı ölçek oluyor. Peki mutlak sıfırlar hatırlayalım mı öğretmenlerim? Bir soruya baktığımızda eğer soruda diyorsa ki adet, tane, kişi gibi sayma sayıları öğretmenlerin eşit oranlı olacaktır. Bunun dışında nüfus, hız ölçümü, burası öğretmenlerin eşit oranlı olacaktır. Ya da arkadaşlar bir soruya baktığımızda yaş olgusu varsa süre bildirirse eşit oranlı oluyor idi öğretmenlerim. O zaman hadi bakalım aralıklı mı oranlı mı hatırlayalım. Platon'un yükseltisi 1200 metre eşit aralıklı. O bölgede 3 tane pilota var eşit oranlı. Şehirde 1 milyon kişi yaşıyor. Eşit oranlı. Şehrin rakımı 7'dir. Eşit aralıklı. Ahmet 90 puan aldı. Eşit aralıklı. Ahmet'in 90 neti var. O zaman eşit oranlı. Elif 20 yaşında. Eşit oranlı. Elif saat 2'de doğdu. Eşit aralıklı. Elif doğalı 2 saat oldu. Eşit oranlı. Ağacın gerçek boyu. Eşit aralıklı. Ağacın toprak üstü boyu. Eşit oranlı. Peki 3 saat bilgisayar kullandı. Eşit oranlı. Saat 3'te bilgisayarın başına oturdu. Eşit aralıklı. Doğum günü 14 Mayıs'ta. Eşit aralıklı. 14 gün sonra doğum gününü kutlayacağız. Eşit oranlı. Gördüğünüz gibi bakın sıfırda verdiğim bilgiyi aldıysan aynı şeyleri sizlere bir daha ifade ettik arkadaşlar. O zaman hadi bakalım. Şimdi ek bilgilere gelelim. Hatırlarsanız bundan önceki videomuzda demiştim ki size sınıflamayla sıralama niteldir. Peki değişkenlerde de söylemiştik. Eşit aralıklıyla eşit oranlı niceldir.
O zaman nitelle nicelin ayrımı miktar bildiriyorsa nicel, bildirmiyorsa nitel demiştik ya, sıfır yoksa niteldir, sıfır varsa niceldir diyebiliriz kankalarım. O zaman bir yerde nicellik varsa ve sıfır varsa artık matematiksel işlem yapılabilir mi? Elbette. O zaman öğretmenlerim, eşit aralıklı ölçek, toplama, çıkarma yapılır. Ancak öğretmenlerim çarpma ve bölme yapılamaz. O zaman bana yardımcı olur musun? Bir yerde çarpma bölme yapılamıyor ise sence orada kat oran ilişkisi olur mu olmaz mı? Olmaz. O zaman kat oran ilişkisi yoktur. Öğretmenlerim, şimdi sizin karşınıza çok çıkacak bir sorunun genel cevabını veriyorum. Eşit aralıklı ölçeklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ya da yanlıştır diye bir soru sorulursa sen ne diyeceksin? Eğer toplama çıkarma yapıyorsa doğrudur, çarpma, bölme, kat, oran veriyorsa yanlıştır diyeceksin. Anlaştık mı? Nasıl mı? Gel bunu sana bir örnek ifade edeyim. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Adana'nın hava sıcaklığı 30 santigrat derece olsun. Samsun'un hava sıcaklığı 15 santigrat derece olsun. Kars'ın hava sıcaklığı da 1 santigrat derece olsun. Bir yerde santigrat derece kullanıldığı için eşit aralıklı ölçek midir? Harika. O zaman şu yorumum doğru mu yanlış mı? Hadi bakalım. Adana Samsun'da 15 santigrat derece fazladır. Cümlesi doğru mu yanlış mıdır? Harika. Doğru. Peki neden? 30'dan 15 çıktığında 15 mi kalır? Çıkarma yapılıyor mu? İşlem hatası da yok. O zaman harika. Tabii ki de olur. Peki şu yorum doğru mu? Adana Kars'ın 30 katı sıcaklığındadır. Yorumu doğru mudur, yanlış mıdır derse yanlıştır. Sebebi nedir derse, eşit aralıklı ölçeklerde kat alınamaz diyeceksin. Peki öğretmenlerim, ben bilerek böyle bir örnek verdim ki bunu hepimiz yaşamda test edebiliriz. 1 santigrat derece, 30 santigrat derece. Adana Kars'ın 30 katı sıcaklığındadır demek. 1 santigrat derece hissedilme açısından nasıl bir sıcaklıktır? Soğuktur, insan üşür. Peki onun 30 katı demek, 30 katı daha soğuk demek değil mi? Birden kutuplara gitmek gibi bir şey olmaz mı? Ha, yani demek ki bakın, aralıklı ölçeklerde kat oran alırsanız böyle yaşamla ilgisi olmayan şeyler ortaya çıkar. O yüzden unutmayın, aralıklı ölçeklerde toplama çıkarma vardır, kat oran çarpma bölme yoktur öğretmenim. Peki bir soru sormak için geriye döneceğim. Öğretmenlerim, eşit oranlı ölçek de niceldir. Peki bu buna göre daha gelişmiş bir ölçek olduğuna göre hangi işlemleri yapar? Hepsini yapar kanka. O zaman 4 işlemi de yapar. Öğretmenlerim, bir yerde 4 işlemi de yapıyorsa, çarpma ve bölmeyi yapıyor ise o zaman kat oran ilişkisi vardır. Peki öğretmenlerin, bir yerde kat oran ilişkisi varsa, 4 işlemde varsa en gelişmiş ölçek bu yüzden kimdir? İşte bu yüzden eşit oranlı ölçek en gelişmiş ölçektir diyoruz öğretmenim. En gelişmiş ölçektir. Şimdi bazı öğretmenlerim diyor ki hocam ben hep eşit aralıklı ile eşit oranlı ölçeği karıştırıyorum. Niye karıştırıyorum? Hangisinde çarpma bölme yapılıyordu? Hangisinde yapılmıyordu? Hep karıştırıyorum. Başlığa bakma, hiç denedin mi? Naletçik. Hiç denedin mi? Ne yazıyor burada? Eşit oranlı. Niye eşit oranlı demişler acaba? İnsan valla yani Türkçe'ye inat doğmuş. Kanka
Bir yerde eşit oran başlığı yazıyorsa demek içinde oran kat alınabiliyordur diye mi? İşte bu yüzden biz buna eşit oranla ölçek diyormuşuz. Peki arkadaşlar, o zaman sana şöyle bir yorum sorusu daha sorsa. Tüm istatistiki işlemleri hangi ölçek düzeyinde yapabiliriz derse eşit oranlı dersin. Peki neden öğretmenim? Peki istatistiğin çoğu işlemlerinde çarpma bölme yok mu? Çarpma bölme bir tek oranlı da yapılıyorsa o zaman tüm istatistiki işlemler eşit oranlı ölçekle yapılır. O zaman kanka tüm istatistiki işlemleri yapar diyoruz. O zaman gelin size eşit oranlı ölçekle bir yorum sorusu sorulursa nasıl sorulur oraya bakalım. Öğretmenlerim hemen geldim Adnan'ı alayım. Adnan 60 yaşında. Behlül 30 yaşında. Bihter 20 yaşında. Bermuda şeytan üçgeni bir araya geldi. Kanka yaş ölçümü bir süre ölçümü olduğu için eşit oranlı mıdır? Yaşın acaba eşit oranlı olduğuna yönelik de şöyle bir kanıt versen olur mu? Demişim ya kanıtlar vereceğim diye. Öğretmenlerim matematikte yaş problemleri diye bir konu var mı? Ve genellikle de sorularda şöyle değil midir? Annesinin yaşı çocukların yaşının iki katının bilmem şu kadar eksiğidir. İşte bak yaşta demek ki kat oran alınıyorsa yaş tabii ki de eşit oranlıdır. Eşit oranlıysa da mutlak sıfır olur. Sana bu şekilde de ispat vermiş olayım. Peki şu yorumum doğru mudur? Adnan Behlül'den 30 yaş büyüktür. Cümlesi doğru mu yanlış mı? Doğru. Niye öğretmenlerim? Çünkü oranlı ölçeklerde toplama çıkarma yapılır. Peki şu yorum doğru mu? Adnan, Bihter'in dedesi yaşındadır diyebilir misin? Diyebilir misin? Saçmalama. Öyle şey olur mu? Toplumsal ön yargılarına ölçme sorusu mu çözülür? Ayrıca sana ne? Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Olur mu şey? Kanka ne yaptın? Adnan Bihter'in peki 3 katı yaşındadır diyebilir misin? Bihter 20 yaşında, Adnan 60 yaşında. 60-20'nin 3 katı olduğuna göre Adnan Bihter'in 3 katı yaşındadır diyebiliriz. Bakın doğru. Demek ki öğretmenlerim bir soruda kat, oran, çarpma, bölme varsa eşit oranlı ama yoksa eşit aralıklı. Oranlı ile aralıklıyı ayırmak istiyorsa mutlak sıfır varsa oranlı, bağ sıfır varsa aralıklı olacaktır öğretmenlerim. Bu ayrımı bu şekilde yapacaksın. Peki bir soruya baktığında bağ sıfır mı, mutlak sıfır mı, kat oran var mı, yok mu? Sadece toplama çıkar mı yapılıyor, hepsi mi yapılıyor bunları vereceksin. Peki ölçekler bu kadar basitte biz neden karıştırıyoruz? Hadi gel şimdi kanka. Bak buraya bak. Gözlerini aç. Buraya bak. Şimdi ne yapalım? Şu tarafta bunların size dördünüyle bir karşılaştırayım. Not geliyor. Kritik bir not geliyor. Hadi bakalım notumuz gelsin. Öğretmenlerim önce şunu bir yazalım. En gelişmiş ölçekten en basit ölçeğe diye yazalım. En gelişmiş ölçek kimdi? Birincisi eşit oranlı. İkincisi kim? Eşit aralıklı. Üçüncüsü kim? Sıralama. Dördüncüsü kim? Sınıflama. Bu şekilde yaptık. Peki kankalarım, o zaman ben bunlar arasında şöyle bir ilişki vardır diyebilir miyim? Şu sınıflamaysa bu sıralamadır. Bu öğretmenlerim eşit
aralıklıdır. Bu da eşit oranlıdır. Demek ki ölçekler birbirini kapsayarak gidiyormuş. En gelişmişten en basite doğru bu. Peki siz bunları neden karıştırıyorsunuz biliyor musunuz? Şu durum mümkündür ama şu durum mümkün değildir. Hocam hiçbir şey anlamadım. Dur, sakin ol. Şimdi o zaman şu ifadede ne demek istediğimizi daha açık hale getirelim. Öğretmenlerim, gelişmiş ölçeklerden basit ölçeklere dönüştürme yapılabilir. Gelişmiş ölçeklerden basit ölçeklere dönüştürme yapılabilir. Tersi, tek istisna hariç, tersi tek istisna hariç imkansızdır. Tersi tek istisna hariç imkansız. O istisnayı bilmek mi istiyorsun? Sıralama ölçeklerini, özür dilerim, Z ve T puanına çevirmek için bir puanları önce sıralarsınız. Sonra Z ve T puanına çevirirsiniz. Sıralama ölçeğini Z ve T puanına çevirdiği için ne oldu? Sıralamayı aralıklıya döndürmüş oldu. İşte bu yüzden istisnai durum budur. Ama bizi ilgilendiren istisnai durum değil. Gelişmişin basite dönme kısmı. Bakın, gelişmiş ölçek basite dönüyor ama basit gelişmişe dönmüyor. Ne mi demek istiyorum? Gelin bunu sizinle daha açık bir hale getirelim. Öğretmenlerim, bakın şu örneğimize bakalım. Adana 30 santigrat derece, Samsun 15 santigrat derece, Kars 1 santigrat derece. Peki ben bunu istersem, eşit aralıklı ölçek değil mi santigrat derece olduğu için? İstersem bunu sıralamaya çevirebilir miyim? Yapayım mı? 30 derece olduğu için birinci Adana, ikinci Samsun, üçüncü Kars'tır diyebilir miyim? Derim. O zaman ben bakın eşit aralıklıyı sıralamaya çevirdim. Hadi bakalım sıralama olan bir ölçeği çevirseme bu tarafa. Aralıklıya bakın, çeviremediniz. Demek ki aralıklı sıralama oluyor ama sıralama aralıklı olmuyor. İşte demek ki gelişmiş basite dönüyor ama basit gelişmişe dönmüyor derken bunu kastediyoruz. Peki öğretmenim, şimdi sana soru gelsin. Asıl karıştırdığınız yer. Birinci Adana 30 santigrat derece, ikinci Samsun 15 santigrat derece, üçüncü Kars 1 santigrat derece. Burada hangi ölçek kullanılmıştır diye sorduğumuzda bazı öğretmenlerim diyor ki hocam sıralama diyor. Niye sıralama diyorsun diyorum. Diyor ki hocam çünkü diyor başında 1-2-3 yazıyor diyor. Peki bu sıralama değil. Bu bir eşit aralıklı ölçek de sıralama olduğunu varsayarak soruyorum. Peki öğretmenlerim diyorum sıralama ölçeklerinde toplama çıkarma yapılıyor muydu? Yapılmıyordu. Güzel. Peki Adana 30 santigrat derece, Samsun 15 santigrat derece hala burada yazıyorsa ben buradan Adana Samsun'dan 15 santigrat derece fazladır der miyim? Derim. Hem cevaba sıralama diyorsun hem de çıkarma yapıyorsun. Bu nasıl oluyor? İşte şundan oluyor. Sen ölçeklerdeki en kritik notu bilmiyorsun. Bu notu anla, ölçekler yerine oturur. Öğretmenlerim, Bir soruda birden fazla ölçek varsa, bir soruda birden fazla ölçek varsa, soruda sadece birini cevap istiyorsa, birini cevap istiyorsa o sorudaki en gelişmiş ölçek cevap olur. Gel merak etme. Şimdi soruyorum öğretmenim sana. Birinci Adana 30 santigrat derece dedin değil mi? Peki bir şey soracağım. Burada 30 santigrat derece yazdığı için eşit aralıklı ölçek var mı? Var.
Peki 1-2-3 yazdığı için sıralama var mı? O da var. Çok güzel. Peki sana daha ilginç bir şey soracağım. Burada Adana Samsun Gars yazmıyor mu? Yazıyor. E Samsun Adana Gars yazıyorsa bunlar da şehrin isimleri değil mi? Sınıflamada değil mi? Evet. Gözü kör olmayız ça. Bu soruda 3 tane ölçek var. 3 tane. Sen gördüğümü cevap veriyorsun. Neyi cevap verecekmişsin? Sıralama, sınıflama aralıklı. Bu üçü de olduğuna göre hangisi cevap olacak? En gelişmiş olan aralıklı olacak. Demek ki bu yüzden bu sorunun cevabı aralıklıdır. Peki soruda şunlar olmasaydı. Şimdi burada ne yazıyor kanka? Birinci Adana, ikinci Samsun, üçüncü Kars olsaydı. O zaman şimdi cevap ne oldu? Şimdi sıralama oldu. Peki bunlar da olmasaydı Adana, Samsun, Kars olduğu için şimdi ne oldu? Şehrin isimleri olduğu için şimdi sınıflama oldu. Mevzuyu anladın mı kanka? Yani bir soruda birden fazla ölçek görürsen benim yaptığım gibi yap. Hepsini üstüne yaz. Ha en gelişmiş kimse onu cevap olarak ver. Peki gel bakalım bir örnekle yapalım. Adnan 60, Behlül 30, Bihter 20 yaşında dedim. Yaş ölçümü olduğu için oranlı mı? Peki birinci Adnan 60 yaşında, ikinci Behlül 30 yaşında, üçüncü Bihter 20 yaşında dedim. Sence şu an hangi ölçek oldu? Cevap hala eşit oranlı. Hala eşit oranlı. Çünkü yaşlar hala yerinde duruyor. Değil mi? Yani Adnan Behlül'den 30 yaş büyüktür diyebilirsen yerinde duruyorsa cevap da yerinde durur. Eşit oranlı ölçek olur. Peki soruda bunlar olmasaydı? Birinci Adnan, ikinci Behlül, üçüncü Bihter yazıyor. O zaman ne olurdu? Şimdi sıralama olurdu. Değil mi öğretmenim? Peki bunlar da olmasaydı? Şimdi ne yazıyor? Adana, özür dilerim Adnan, Behlül, Bihter yazıyor. Şimdi sınıflama oldu. Unutmayın. Birden fazla ölçek verilmiş bir soruda birini cevap istiyorsa o birden fazla ölçeğinin tespitini yap. Hangisi bunlardan en gelişmişi onu cevap olarak seçeceksin. Peki. Bir soru tipimiz daha var. ÖSYM ölçekleri sevdiği için buradan soru kaçırmanızı istemiyorum öğretmenim. Her türlü soru tipini göstermek istiyorum. Peki. Hadi bakalım. Öğrenci başarılarını puan ile gösteren öğretmen, öğrenci başarılarını puan ile gösteren öğretmen ilk 3'e gireni okul takımına almıştır. İlk 3'e gireni okul takımına almıştır. Şimdi öğretmenlerim, buradan 3 tane soru soracağım. 1. Öğrenci başarılarını hangi ölçekle göstermiş? İkinciyi soracağım. Okul takımına hangi ölçekle seçmiş? Üçüncü soru geliyor. Bu sorudaki kullanılan ölçek nedir? Ya canım öğretmenim. İşte maalesef soru köküne dikkat etmiyoruz. Ondan sonra diyor ki çok karışık hocam. Karışık değil. Çok basit. O zaman söyle bakayım bana. Öğrenci başarılarını hangi ölçekle göstermiş? Öğrenci başarılarını hangi ölçekle göstermiş? Öğrenci başarılarını neyle göstermiş? Puanla. O zaman A sorusu bize neyi soruyor? Puanı. Öğretmenin puan bildiren her şey ne oluyordu? O zaman A sorumuzun cevabı eşit aralıklı ölçektir. Peki okul takımına göre hangi ölçekle seçmiş? Okul takımına ilk 3'e gireni mi almış? O zaman burada sana ilk 3'ünü soruyor, ilk 3'ü. O zaman ilk 3 dediği için nedir? Sıralamadır. Ya nereye sorduğuna dikkat eder misin? ÖSYM sana sevgilerini gönderir. Peki bu sorudaki kullanılan ölçek nedir? Bir dakika. Adam bana sorunun tamamını sordu. Bu soruda eşit aralıklı da var. Sıralama ölçeği de var. E soruda birini cevap istiyor. O zaman cevabın ne olacak? Gelişmiş olan eşit aralıklı ölçek olacak.
Mevzi çözdün mü kankam? Mutlusun değil mi şimdi? Neden hata yaptığını anladın değil mi? Çünkü ben senin yaptığın hataları yüz yüze de birçok öğretmenimde gördüm. O yüzden ne yaptım? Bak ne soruyor, nereye dikkat edeceksin? Bu dediklerime dikkat edersen o ölçeklerden soru kaçırmayacaksın. Kaçırırsan iki elim yakanda, bak hepimizin yemeği boşa gider. Sana güveniyorum, unutma. Ne yaptık öğretmenlerim? Şimdi sizlerle ölçekleri bitirdik. Bu videomuzu da kapatıyoruz. Bir sonraki videomuzda değerlendirme türleriyle geliyoruz.